uzun bir aradan sonra, gerçekten çok uzun bir aradan sonra artık neredeyse herhalde bu Kurban yeni albüm yapmayacak falan diye düşünmeye başlamıştık. Gerçi nerede, ne zaman karşılaşsak 2-3 senedir hep böyle az kaldı, stüdyodayız, gireceğiz, şarkılar hazır gibi konuşmalar geçiyordu aramızda. En sonunda nihayet yani 5 yıl bir aradan sonra yeni bir albümle çıktınız ama siz bunu bir ara albüm olarak nitelendiriyorsunuz. En başta bu neden bu kadar 5 yıl ara oldu? Çünkü ilk çıktığınız zaman Türkiye'de alternatif müzik bu kadar popüler değildi. Sizle birlikte çok popüler oldu. Daha fazla yani sizin sayenizde birçok grup albüm yapma şansını yakaladı. Ama siz ortadan yok oldunuz. Kurban değil mi? Evet. Onlara bıraktık abi. 5 yılda bir kurban bayramlarında. Bir de kurban bayramı. Değil mi? Öyle rutin. Niye böyle oldu? Burak istiyorsan anlat. Bence sen anla. Sen daha hiddetli anlatırsın. Cici prodüksiyonla anlaşmamız. Onun bitmesi. Daha sonra işlerimizi kendi kendimiz çözebilecek hale getirmemiz. Bunlar zaman aldı biraz. Sandığımızdan yavaş ilerliyor her şey. Aslında artık sandığımız demiyorum çünkü çok iyi biliyoruz artık yavaş ilerliyor. Gerçek buymuş. Evet yani hakikaten bir tarih belirleniyor. Herhangi bir konuda, bu müzikle ilgili herhangi bir konuda bir iş yapılacak diye bir tarih belirleniyor. Ama o tarih yok. Bir tarih yok kesinlikle. Atıyor yani. Elimizden geldiği kadar çabuk yaptık yani. Bu kararı kesinleştirdikten sonra hemen girdikle ürettik. Bir de yaptığımız işin böyle her adımında biz olalım istiyoruz. Öyle bir durumumuz var bizim. İşte evet, bu kadar olsun, beklememizin sebebi de buydu. Kayıt zaten olsun falan. Bayağı pirpekli bir gururuz yani o açıdan. Hani sahnede çok sıkıntı çekiyoruz mesela. Peki çıktığınız zaman çünkü bayağı bir havalı da çıkmıştınız işte. Hiç daha önce çekilmeyen tarzda klip işte imajlar süper yerinde. İşte bungee jumping ipleriyle sallanıyorsunuz. Çok güzel bir şarkı hala her tarafta her zaman çalınıyor. Berbat bir şeydi o ya. bayağı bir popülerite ve bayağı bir şeyler kazandınız. Yani maddi anlamda bilmiyorum ama manevi anlamda kazanmış olmanız lazım. Neler kazandınız, neler yaşadınız, neler gördünüz, neler öğrendiniz o albümden sonra bugüne gelene kadar? Ya aslında şöyle bir durum oldu, bizim şöyle bir şanssızlığımız var. Biz mesela o yaz bir turne hikayemiz olacaktı. İşte 17-18 konser falan öyle bir şeyler ayarlanmaya çalışılıyordu ki deprem oldu. Yani en büyük şanssızlık bu tabii de hani o dakikadan sonra kimse hani konseri falan düşünemiyor yani. Feci bir şeydi zaten. Öyle büyük bir şanssızlığımız oldu yani. Klip çekmiştik, o yayınlanamadı. Bayağı bir 6 ay, 7 ay falan ileri yattı. İlk albüm çıkıp da bu kadar iyi olup da bu kadar şanssız bir gruba ben denk gelmedim. Herhalde bayağı... ben de tanımıyorum şöyle bir grubu. Bu albüm esasında da oldu gerçi işte. Son noktada kar yağdı yani. Neyse zaten Kerem'le konuşmuştuk ne zaman çıkıyor falan diye. Kerem de şey demişti bana. Ya bu sefer hani çıkmadan konuşmayalım. Ne olacağı belli olmuyor bu işlerin demişti. Hatırlıyorsun değil mi? Neyse şimdi albüm bayramdan çıktı. Önce yetiştirilmeye çalışılıyor. Matbaaya gidilecek bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Ben hani sabah kalkıyorum ve beyaz bir İstanbul matbaa kapı duvar falan böyle. Boyalı tırnaklarla dolaşıyor sokakta. Kimse bilmez neredenmiş buralara gelmezmiş. Kıpkırmızı terlikler güzel durmuş hayatta. Pardon bayan baksana. Şimdi bu 5 yıl aradan sonra ikinci albüm adı Sert. Daha çok coverlardan oluşan bir çalışma. Neden bu kadar aradan sonra cover şarkılarla çıkmaya? Gerçi 11-12 şarkının 4-5 tanesi cover. İşte yine kendi şarkınız da var. Neden böyle bir şey tercih ettiniz? Çünkü hani bu kadar uzun bir aradan sonra bilindik şarkılarla çıkmaya. Ya aslında bunu hep ben anlatıyorum da. Anlatayım istersen. Kerem anlatsın bunu. Kerem anlatsın. Yani. Şimdi ara çok uzun oldu tamam ama her işi kendimiz yapmaya karar verince öncelikle stüdyoda bir takım şartları oluşturamayacağımızı anladık. O zaman da kendi aletlerimizi koyduk. Kendi bestelerimizi müzisyenliğe mi kafa yoralım, kendi partisyonlarımıza ifadeye mi kafa yoralım, teknik aksaklıklarla mı uğraşalım derken şey daha mantıklı geldi. Bizi müzisyen olarak çok zorlamayacak zaten hali hazırda bildiğimiz şeylerle ilgilenelim. Teknik daha kısmıyla. Az, müzisyen enerjisi sarf edelim, daha çok teknisyenlik yapalım kendi kendimize
gibi bir sonuç çıktı. O yüzden biraz da deneme yolu yapılmış da bir kayıt. Hı-hı. Tercihin birinci sebebi bu. Parçaları çok iyi biliyorduk zaten. Senelerdir zaten sahnede çalıyorduk. Üstüne üstlük şey diye de düşündük. Hani sahnede çalıyoruz. Eğer karşımızda çok organize olup bizi kandıran bir topluluk yoksa eğleniyorlar. Madem öyle kayıt ederiz yine güzel olur herhalde diye de düşündük. Bir de sert çalıyorduk zaten. Evet, bayağı da sert yani. Ara albüm diyorsunuz. Hemen arkasından peki öbür albüm gelecek mi? Ya bir de şöyle bir şey var aslında. Şimdi Kurban'da bir değişme durum var. Bir başkalaşım var aslında. Yani ikinci gerçek albüme giderken hani doğru şekilde kayıt ve şarkıların hikayesini doğru oluşturabilmek için böyle bir kayıt yaptık aslında. Ve başarılı oldu bizce. Hani şimdi bir dahaki albüm birinci albüm gibi de ikinci albüm gibi de olmayacak. Çok daha böyle her şey yalın ve net olacak diye düşünüyoruz açıkçası. Şimdi albümde coverlar var diyoruz ama izleyicilerimizin birçoğu belki bilmiyordur hangi şarkılar olduğunu. Bir kere iki tane Barış Manço şarkısı var. Evet. Şarkılardan bahsetsenize neden onları seçtiniz tabii? İşte Namus Belası var. Onu da çalıyorduk zaten. Ağlama Değmez Hayat var ki onu da Kerem yapmıştı düzenlemesini. Zorba diye bir şarkı var ki Gide Gide Aman diye bir türkünün, Rumeli türküsünün. İşte müzik anonim Deniz Yılmaz gibi bir durumu var yani. Hani çok kurbanvari bir şey oldu zaten orada. Başka ne vardı? Haberin Yok var ki o da Fasulye filminin soundtrack'iydi. Hatta hayır, yalan var abi ya. Yalan var. Hızımızı alamayıp kendi cover'ımızı bile yaptık. Peki bu dönemde, özellikle son dönemde birçok grupta, özellikle alternatif müzik yapan birçok grupta cover şarkılara bir rağbet var. Bunda hemen hemen her röportajımızda ortaya çıkıyor. Çünkü hemen hemen her röportaj yaptığımız kişinin albümünde bir tane cover şarkı oluyor. Ama biz şöyle bir sonuca vardık röportaj yaptığımız insanlarla. Bunu da tekrar yenilemek istiyorum. Yani cover şarkıya bir grup tarafından böyle artık şey gözle bakılıyor yani. Ya işin ticari yönüne kaçılan bir unsur olarak bakılıyor. Yani garanti bir şarkı var, insanların bildiği bir şarkı. Ama ben de şu fikirdeyim. Eğer kitlenizi genişletecekse, sizi daha çok insana tanıtacaksa ve o cover şarkı bahanesiyle diğer şarkılarınızı da beğenilecekse bence doğru bir harekettir. Yaptığımız coverların da hani kendimiz yaptığımız için kaldır üstü olduğuna çok inanıyoruz. İyi çalıyoruz, iyi söylüyoruz. Yıllardır Kurban'ı hasretle bekliyoruz ama gelen albümün yarısı cover şarkılardan oluşuyor diye bir eleştiri otomatikman gelecekti. Tabii ki siz bunu burada açıkladınız ama ona karşı bir gardınız var mı? Yani o yüzden mi bu ara albüm diye nitelendiriyorsunuz bunu? Aslında ikinci albüm İnsanlar albümü olacak. İki şarkıları hazır. Fakat hazır derken yani benim evde yaptığım demolar, işte Özgür'ün çaldığı bir takım gitarlar, işte Burak'ın yazdığı davullar falan var. Hani makinel yazmış falan ama stüdyoya girdiği zaman hiçbir zaman oradaki gibi olmuyor yani. Şimdi o şarkıların zaten pişmesi için aradan bayağı bir süre geçmesi lazım. Ki biz daha fazla beklemek istemiyorduk, öyle değil mi? Evet, siz bir de... Yani bitmiş bir şey vardı, o coverlar bitmişti yani. Hı-hı. Olmuştu zaten hani, kavrulmuştu onlar yani. Biz de onları yapmayı tercih ettik. Çünkü çok uzak kaldık insanlar. Yani o zaman çok heyecanlıydınız. İlk konserinizi seyretmiştim biliyorum. Yani hı-hı, belki de dünyayı çok toz pembe mi görüyordunuz o zaman? Hayatın gerçekleriyle karşılaşınca, bu müzik dünyasının gerçekleriyle karşılaşınca neler yaptınız? Açıkçası Kurban bir ara dağılma durumuna geldi yani şey, o sinir harbi yaşandı ve herkes hani bir albüm daha olmayacak gözüyle bakıyordu. Hani gerçi olabilirdi de Kurban'ın şöyle bir tavrı var yani, illaki albüm olmak zorunda değil. Ya yani iyi bir albüm olacaksa olsun, yoksa yapmayalım yani, ben kunduracılık yapayım, bu adam başka bir şey yapsın. Durum o yani, hani o açıdan çok seçiciyiz gerçekten yani. İnsanların başını çok ağrıtıyoruz o yüzden. Yani plak şirketlerinin mesela, biz de plak şirketleriyle görüştük. Bize verdikleri parayla bizim istediğimiz para arasında çok böyle komik uçurumlar var yani, acayip bir durum var. O yüzden yapamadık zaten yani, şeyi anlayamıyorlar mesela, ya biz bir sound yapmak zorundayız. O kurbanın kimliği olacak. Onun için de böyle bir para gerekiyor bunun için. Yok canım, ne gerek var, bak herkes yapıyor falan gibi bir durum yani. Ama biz hiç öyle girmiyoruz bu işe, yani hiç öyle çalışmıyoruz. Bu şehrin neresindensin, söyle kimdir?
Nasıl bir paylaşım yapıyorsunuz aslında müziği yani yaparken? Bir akşam Burak ve Deniz bana telefon açtılar. Abi biz işte davul setup'ını kurduk. Böyle bir deneyeceğiz falan diye başladılar. Ben o arada okulu bitirmeye çalışıyordum falan. Sonra buraya bir geldik falan. Böyle bayağı birkaç parçanın davulları bitmişti ve bayağı acayip bir sound vardı yani. Sonra onun üstüne zaten işlendi. Denemek için yine bir de bu cover şarkılar yani biz sahnede çalarak çıkarttık. Yani ilk albümde daha çok yani hani bunu söylüyorum. Hani benim evde yaptığım demolar vardı, onun üstüne bir şeyler yaptım. Açıkçası ben artık bundan böyle çok zevk almıyorum. Arkadaşlarım da öyle ama işte her zaman da çalışma ortamı bulamıyoruz falan. O yüzden bu coverların keyifli olmasının nedeni bu. Bizim çalışmamız yani dört kişi, bir grup çalışması. Peki bu aradaki dönemde en çok sizi sıkıntıya sokan demeyeyim de en çok böyle zorlandığınız şey neler oldu? Yani bu kararı vermek mi oldu, şartları belirlemek mi oldu, yoksa hani bir yerlerden işin ucundan tutup da başlayabilmek mi oldu? Kararı vermek sanırım bayağı bir bocalamamıza sebep oldu. Çünkü yani vermiş olsaydık şu an burada olmazdık, başka bir yerde olurduk. Daha önce bunu yapmış olurduk çünkü yani. Kararı verdikten sonra sorunlar çıkmasına rağmen bir şekilde hani bir enerji ürettiğimize inanıyorum ben. Gördüğünüz gibi beraber çalıştığımız insanlar var, sürekli beraber olduğumuz. Her şey çözülüyor bir şekilde yani. Ama karar vermek biraz zaman almış. Çünkü yani biraz böyle kör uçuşu bir durum var, tam kestiremiyorsun ama... Ya bir de aslında kayıda girmek de biraz korkutucu bir hikaye yani... İşte giriyorsun oraya, bir şeyler kaydediyorsun ve sonuçtan aslında ne kadar bilsen de haberin yok. Yani mix sonucunda orada bir ses çıkacak, öyle değil mi? Yani bu çok acayip bir şey. Aman kurban verin kurban hallarımı eyledin. Aman kurban verin kurban hallarımı eyledin. Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledin. Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledin. Kalemi kes cezamı yaşamayı neyleyim. Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyleyim. Namus ve aşina kardeş kıydığımız can bizim. Kurban Sound'un ilk aşamada alışılagelmiş soundlardan daha sert olması dışında nasıl ayrıntılarını anlatabilirsin bize? Sert olması dışında çok böyle keyifli. Yapıcı bir abi. Ya ben rahatsız olduğunu düşünüyorum biraz. Bir rahatsızlık olduğunu şey ve şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani. Bu 5 seneden bahsettik ya, orada bir sinir harbi var. Bu albümde o kesinlikle var ya. Hani böyle çok fazla bu müziğe takılmayan insanların da böyle hani Metallica distortion yoğunluğu fazla geliyorsa adama dinlemeyebilir mesela. Hani dinlemesi zaten zarar verebilir çünkü. Gerçekten bir sinir harbi var orada. Yeni şarkılar da var. Mesela en dikkat çeken işte Yosma. Yine Deniz Yılmaz. Yosma'nın bu arada hikayesi şöyle, onu hemen söyleyeyim. Başka bir şarkıydı. Kediydi adı. Öyle gene böyle takıldığımız bir şarkıydı. Adam davullarını çaldı, ben şarkıyı tamamen değiştirdim. Hadi daha eğlenceli, daha iyi bir şarkı yapalım falan dedik. Ben oturdum işte, gitarlarla uğraştım biraz. Sonra işte Kerem bas çaldı falan. Öyle toparlandı yani şarkı. Son anda, kayıt anında çıktı yani. Bu şehrin neresindensin? Söyle ki biz de bileyim. Anneler uyuduğunda haber ver kalkıp gelelim. Bu şehrin neresindensin? Söyle ki biz de bileyim. Anneler uyuduğunda haber ver kalkıp gelelim. Şimdi işte bizim programımıza konuk olan isimlerden bazılarıyla hep aynı mevzuyu konuşuyoruz. Kendilerine uygun bir plak şirketi bulamıyorlar ve işte iş başa düşüyor ve kendi plak şirketini kurup kendi albümlerini çıkarttı. İşte Demirhan Baylan geçenlerde konuğumuzdu, o da kendi şirketini kurdu. Hakan Kurşun da öyle, o da bu işlerden bunaldı. Siz de bu işlerden bunalıp kendi şirketinizi kurmak zorunda kalmışsınız. Neden acaba? Çünkü bir de şöyle bir şey var, bu tarz müzik Türkiye'de gelişiyor. Yani tirajsa tiraj, satışsa satış. Kazançsa aslında kazanç da oluyor. Öyle gelişmiyor. Yani bir grup çıkıyor mesela, ardından birileri gelecek gibi oluyor, tıkanıyor. Birileri olaya el atıyor, aman bu tuttu bunu da böyle yapalım diyorlar. Halbuki olay böyle olmaz yani. Onların bir karakteri olmalı diğer çıkanlarında. Hep bir şeyleri, trend olan şeye benzetme çabası var. Yani bu çok kötü bir şey aslında. O yüzden tıkanıyor bir yerden. Bu şehrin neresindensin? Söyle ki biz de bileyim. Anneler uyuduğunda